Bildiğiniz gibi Alanya Spor Kulübümüzde teknik direktör değişikliğine gidilmişti. Ben bundan önce bir yıldır Alanya Spor Kulübü'ne hizmet eden Çağdan Ataş hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Çağdaş hocama da bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Kulübümüzün yeni teknik direktörü, hepinizin bildiği gibi çok değerli Bülent Korkmaz hocam. Teşekkür hocam ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim başkanım. Hocamla daha önce de çalışmayı düşünmüştük ama hocam o zaman başka bir kulübümüzde teknik direktörlük yapıyordu. İnşallah şimdi kısmet oldu. Teşekkür. Hocama başarılar diliyoruz. Sağ olun. Bundan sonraki süreçte biz de yönetim kurulu olarak hocamın her türlü yanında destekçisi olacağız. Bülent Korkmaz hocam orada inşallah kulübümüz kaldığı yerden daha ileriye gitmek için devam edecektir. Biz ona da inanıyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız. Biz de elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz yönetim olarak. Hem kulübümüze hem de hocama hayırlı uğurlu olsun hocam. Allah kazasını belası, güzel bir sezon geçirmeyi nasip etsin hep beraber. Tekrar ailemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam hayırlı olsun. Öncelikle başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Beni Alanya Spor'a teknik direktör ve ekimle beraber getirdiği için. Alanya Spor'u ikincilik playoff maçı vardı. O zaman buraya gelip seyretmiştim. Ve oradan buraya Süper Lig'e geldi. Ve Süper Lig'de de çok başarılı sezonlar geçiriyor. Dolayısıyla bu yapıyı oluşturan, Alanya Spor'un buraya gelmesini sağlayan başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ederim. Çünkü Türk futbolunda kendi içinde kurumsal olan, işleyiş çok doğru, düzgün işleyen ender kulüplerden bir tanesi. Burada bulunmaktan dolayı da son derece mutluyum ve heyecanlıyım açıkçası. Burada inşallah o devamlı gelen o süreç, performans sürecini ligde ve hem oyuncu olarak hem takım olarak sürdürmeye çalışacağız. Ekibimizle beraber ve oyuncularımızla beraber inşallah bu işin üstesinden geleceğiz. İki tarafa da hayırlı olsun. Ben her zaman şunu vurguluyorum. Başlarken sevgi ve saygı çerçevesinde başlıyoruz. Bitirdiğimiz zaman da aynı şekilde olacak. Biz gittiğimiz her kulüpte bunu yapıyoruz. Sevgi ve saygı çerçevesinde başladığımız gibi bitiriyoruz. İnşallah bu süreç hep kafamda bir uzun süreli bir süreç vardır. O süreç olur inşallah. Ve Alanya Spor için de başarılı ve hayırlı bir sezon olur. Hocam Alanya Spor'un hedefiniz ne olacak? Efendim? Alanya Spor'la birlikte hedefiniz ne olacak? Tabii geçen sezon, daha önceki sezonlarda iyi sezonlar geçirdi gerçekten. İyi oyuncular vardı. İyi ve oyunculardan performans aldı. Bizim önceliğimiz tabii ki oyuncuların performansını yükseltebilmek. Ve takımla beraber, hep beraber. Ben her zaman şunu vurguluyorum. Puzzle'ın önemli parçası yoktur. Her puzzle çok önemli parçadır. Burada başkanımızdan yönetimimize, bizler, burada çalışan, herkesin o sinerjisini, enerjisini yaratıp Alanya Spor'u keyif veren, mücadele eden, mücadele hiçbir zaman bırakmayan bir futbol oynatmak istiyoruz. İnşallah bunu ekibimle beraber yapacağız. Tabii burada en önemlisi oyuncular. O oyunculardan, o değerli oyunculardan performans alacağız. Gerçekten çok değerli oyuncular var. Zaten Alanya Spor'un yaptığı belki de en doğru işlerden bir tanesi Türkiye'de doğru oyuncuları buluyorlar. Yani ben konuşurken telefonda yani ben bir teknik direktör olarak mevkiyi belirlerim. Oyuncuyu kulüp alır. Çünkü hep doğru oyuncular yaptı. Bu sirkülasyonu çok iyi sağladı. Evet bu sene bir değişim oldu. Çok büyük bir değişim oldu. Ama o değişimde gelen oyuncuların kaliteli oyuncular olduğunu biliyorum. İyi oyuncular olduğunu biliyorum. Dolayısıyla onların performansını ben yükseltmem lazım. Tabii öncelikle biz oyun sistemini değiştireceğiz. Çünkü Çağdaş Hoca bir oyun sistemi belirlemiş. Saygı duymak lazım. Burada hizmeti oldu. Başkanımızın dediği gibi.
iyi işler yaptı. Ama biz o sistemden farklı bir sisteme döneceğiz. Tabi bu çok kısa bir dönemde olmasa bile en azından analizlerimizle, görsel analizlerimizle, teoriyle ve sahada uygulamayla bunu sahaya yansıtacağız. Resmi maçlara yansıtacağız. Bunları yaptıktan sonra maçlar kazandıkça hedef daha da ortaya çıkacak. Ama öncelikle takım halinde oynamayı, bir kompak halinde oynamayı, doğru şekilde oynamayı yapacağız. Çok başka bir mesajınız var mı? Tabii onların yani pandemiden dolayı biliyorsunuz bir ara verildi. Şimdi taraftarlar gelmeye başlıyor. Öncelikle herkes aşısını olsun. Çünkü aşı olmadan stada giremiyorsunuz. Dolayısıyla burası artık şehir gibi oldu. Yani Alanya Spor bir şehir gibi oldu nüfusa baktığınız zaman. Dünyanın turizm şehri diyebiliriz Antalya ile beraber. Bu kadar yoğun bir nüfus varken taraftarlarımızı sahaya bekliyoruz. Onlar çünkü geldiği zaman onların coşkusuyla, heyecanla ister istemez oyuncular da bunu yaşıyor ki bu pandemide biliyorsunuz boş stada oynamak keyifsiz oluyor. Taraftarla keyifli oluyor. Taraftarla daha güzel oluyor. Onları sahaya bekliyoruz. Takımını maç bitimine kadar desteklemeni istiyoruz. Özellikle zor süreçte daha çok destek istiyoruz. Hadi geçelim artık. Ben sayarım. Geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hocamdan bayram ben de alabilirim. Sayıyorum. 1, 2, 3. Teşekkürler. Yok abi, ben bu şansı bu şekilde alıyorum.